Rüya ben hep küçüklüğünü görüyorum. Yani sona halini de görüyorum da. Mesela bir tane rüyasını anlatayım size. İlk zamanlardı. Kabe'de Fırat, Kabe'nin üstünde şey yapıyor böyle, bir şeyler yapıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim. Ağlayasım gün. Baba dedi, Kabe'nin dedi şeylerini değiştiriyoruz dedi. O örtüleri yok mu? Şeylerini değiştiriyorum dedi. Onu hatırlıyorum. Uçmaklarda uç Fırat'ım, bakmaklara yok suratım. Vay kardeşim, vay Fırat'ım, demek sende, demek sende. Vay benim boksör Fırat'ım, demek sende, demek sende. Özlem Erdem, 1967, Akşehir, Konya doğumluyum. Mesleğim öğretmenlik. Seneye inşallah emekli olacağım. Fırat Aslen, 30 Aralık, 1990 doğumlu. Ama sene kaybetmesin diye bir iki günle 1-1-1991 diye nüfusa kaydettirdik. O da Akşehir doğumlu. Babası o zaman askerdi. 8 ay sonra görebildi. Babası askerlikten döndükten sonra İzmir'e yerleştik. 95'e kadar İzmir'de yaşadık. 95 senesinde görevim nedeniyle Diyarbakır'a tayinim çıktı, ilk tayinim. Hep birlikte oraya gittik. 5 yıl orada kaldık. Fırat ilkokulu orada okudu. Yani Kürtçeyi de bilirdi, halay çekmesini de bilirdi. Çok hareketliydi, çok zeki, akıllıydı. Aynı zamanda bayağı iyi bir basketbol ve boks, sonradan boksa yöneldi. İyi bir boksördü. Oradaki en güzel anı da benim için hani Fırat'ımın kaderinin bir şekilde Rabbim tarafından kulağına fısıldandığını düşünüyorum. O kader o anda yazıldı. Çünkü ben şehadetinden sonra öğrendim 5 yaşında. Bir arkadaşımız, öğretmen arkadaşımız Fırat'a sormuş ben yokken. Fırat sen büyüyünce ne olacaksın demiş. Ben büyüyünce şehit olacağım demiş 5 yaşındayken. Ve ben bunu bir ilk işte bana baş sağlığına geldiğinde öğrendim, bilmiyordum. ...2004'te Almanya'ya gitmeye karar verdim. Fırat'ı da yanıma almak istedim ama Fırat babasıyla kalmak istedi. Liseyi Akşehir'de devam etti ortaokuldan sonra. Ama 2 sene sonra kendisi de gelmek istediğini söyledi. Ben baskete devam etsin diye bir arkadaşımla, Alman bir öğretmen arkadaşımla onu basket kursuna yazdırdım. Daha çok yani hep Almanların olduğu. Fırat da çok sevmiyordu, hani iletişim kuramıyordu Almanlarla. O nedenle vazgeçti. 2006'da geldi. 2008'in sonunda Fırat tekrar yurt dışından Türkiye'ye geri döndü. Açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra üniversite sınavlarına girdi. İlk sene kazanamadı, istediği bölüm tarihti. İkinci sene girdiğinde İzmir Ege Üniversitesi'nin kazandığını öğrendik. Tabii çok mutlu olduk. Zaten kendisi tarihçi olmak istiyordu. Yani bir de yani hedef koyduğu zaman yapan bir çocuktu. Hedefi vardı yani. Ben tarihçi olacağım dedi ve birinci tercihi şeydi, İstanbul Üniversitesi'ydi. İkinci tercihiydi burası. Nasip burası oldu. Ve okulun yani sınıfın birincisiydi. Okulun birincisiydi zaten yani. Bize belgelerini falan verdiler. Hatta okula bile giremiyordu yani o şartlarda. Fırat işte 16 yaşındayken oturuyorlarmış. Sonra Fırat ayı göstermiş, dolunaymış. Tayfun bak demiş, bu dolunayı görüyorsun değil mi demiş. Bu dolunayı
bu aya çıkan ilk insan ismi nasıl unutulmadıysa ben de öyle bir şey yapacağım ki benim ismim de unutulmayacak, ölümsüzleşecek demiş. Tabii bunu sonradan birleştirdiğimiz zaman daha çok tabii ki inanmaya başladık. Hani kadere zaten inanıyoruz ama bizzat bunları duyunca artık kadere boyun eğmekten başka bir şeyimiz yok ve Fırat şehit olmak istiyordu. Aslında çok esprili, yani mizah anlayışı yüksek, kafası çok çalışan, zekiydi. Biz hep öyle tarif ediyorum ben. Böyle gözlerini kısıp bıyığınla oynuyorsa kesin aklına bir şey gelmiştir. Bir de bizim Mahir vardı. Yani fotoğrafların çoğunda o çekmiştir bizim Mahir. Böyle pandalı bir şeyin önünde ikisinin fotoğrafı var. Mahir'le ikisi yan yana geldiğimiz zaten sürekli gülüyorlardı. Bir gün arabayı almış şeyin arabasını. O zaman seçim var. MHP'nin arabasını almış. Bizim evin önünde duruyor. Ondan sonra aşırı bir yağış yağdı. Yağış var. Hemen kalktı, dedi baba dedi arabayı koydum dedi, arabanın üstüne dedi şey geçecek dedi, yağmur geçer dedi, aldık işte bir battaniyeyi aldı götürdü arabanın üstüne serdi. Yani düşünebiliyor musun, bu şekilde de devletin malını koruyan bir çocuk. Fikri olarak çok açık bir çocuktu. Hani dışarıdan görüldüğünde işte teşkilatçı, ocakçı bunlar, kapalı ne diyorsa o şeklinde değil. Okurdu, okumayı ciddi anlamda çok seviyordu ve her türlü fikri, her türlü kısmı okuyarak neyin ne olduğunu bilerek bir şeye karşı çıkacaksa da çıkan bir çocuktu. Tarih üzerine bizim ocakta çok şeylerimiz olurdu, tartışmalarımız olurdu diyeyim arkadaşlarla. Özellikle Türk tarihinin çok meseleleri, tartışmaları, konuları, işte Yıldırım Han, Timur Han hakkında. Biz ikimiz ekseri olarak Timurcuyduk, Timur'u tutardık. Cem falan arkadaşlarımız Yıldırım'ı desteklediğinde çok ateşli alevli tartışmalarımız olurdu. Rahmetli Fırat takıntılıydı. Takardı. Bir şeye taktı mı takardı. Bir ocak başkanı, o dönemki ocak başkanı, o da onun arkadaşı. Bunlar içeride hangimiz daha yakışıklı şeye geliyor. Daha Fırat en yakışıklımızdı bizim. Ben de o an ocağa çıkıyorum. Ocağa çıktım. Bunlarda bir gerginlik var. Fırat böyle takıntılı olduğu için abi dedi bir şey sorabilir miyim? Dedi abi ben mi yakışıklıyım dedi, işte ocak başkanı oldum yakışıklı. Şimdi ocak başkanı da o arabana hani işaret verdi, abi söylemedi. Ama Fırat'ı tanıdığım için biliyorum. Vallahi dedim Fırat dedim sen yakışıklısın kardeşim dedim. Bu dedim yakışıklı değil. Ben sana demiyorum mu diyor, 2 saattir dedi beni dedi burada dedi takıntı haline getirdim. Hayvanları çok severdi. Özellikle kedileri severdi. Kendi kedisi de vardı onun. Rahmetli olmazdan evvelki Berat Kandil gecesi, Berat Kandil namazı vardır işte 100 rekat. Arkadaşları, 3-4 arkadaşları konuşuyorlar, bu namazı kılalım diyorlar. Gece biraz geç vakit, Bornova'da geziyorlar, bütün camiler kapalı. Namaz kılacakları yer yok. Bir camiye gidiyorlar, imam odası yanındaymış, imam lojmanı. Diyorlar ki biz buradan imamı çağırırız, camiyi açar, şurada namazımızı kılarız, ondan sonra evimize döneriz diyor. Kapıyı çalıyorlar. İmam çıkıyor dışarı, diyor ki namaz kılacağız hocam diyor, açar mısın? Ya gidin diyor, bu saatte diyor burada namaz mı olur? Gidin evinize diyor, gidin evinizde kalın diyor. Tabii şimdi Fırat'ı tanıyan, bilenler bu işten biraz hemen tebessüm eder. Fırat bunu kabul edecek bir bünyesi yok. Orada Fırat'tan beklenen imamla ciddi bir münakaşaya girmek. Fırat hiçbir şey demiyor. Dönüyor, diyor ki hadi gidelim arkadaşlar, ocağı açalım diyor. Ocağın da o gün elektrikleri mi kesikmiş, açamamışlar mı? Karanlıkta sabaha kadar namazlarını eda ediyorlar. Yani inşallah kabuldür. Cenab-ı Allah der ki işte bu yılki, yani o yılki Berat namazını, Berat gecesi namazını kılan kişi o sene rahmetli olursa şehit sevabı alır, şehit olur derler. Çok enteresan bir enstantane. En son tabletini çıkarıp işte gel dedi sana notlarımı göstereyim. Ki bu girdiğimiz sınavlar da rahmetlinin zamanında olaylardan dolayı giremediği sınavlardı. Ve dedi ki bu aldığım dersler yükseltmeye aldığım derslerin sınavları bunlar. Ve orada şöyle bir şey gördüm. Fırat BB olan derslerini AA yapmak için yükseltmeye almış. Ki ben hani lisans hayatımda ya da yüksek lisans hayatımda böyle bir şeye cesaret edemedim. Akademik kariyer düşündüğümüz için hepimiz BB olan dersi yükseltmeye almış Fırat. Tabii ben orada da şaşırmıştım. Bize iyi dersler aldırarak gitti rahmetli. Yani geleceğe çok yüksek bir insandı bence. Ve hızlı okuma alışkanlığı vardı. Binlerce kitap okudu. Yani gerçekten bu ispatlı yani. Ben zaten evde de saklıyorum. Hatta çoğunu da dağıttım.
Yani o yaşına kadar, 23 yaşı, 24 yaşına kadar çok fazla sayıda kitap okumuştur. Tabii akademisyen olmak istiyordu. Hatta Cem Karakuş demiştim, onunla birlikte bir kitap hazırlığı da yapıyorlardı aslında. Bir kitap yazmayı da düşünüyorlardı. Öyle hedefleri çoktu tabii Fırat'ın yani. Zaten bölümde dersleri de çok iyi bir öğrenciydi. Yani 3'ün üzerinde not ortalaması vardı. En yüksek not bilirler 4'tür üniversitede. Tabureyi aynen bu şekilde çekti. Daha oturmadı ama geri doğruldu. Dedi ki Eyüp Alper dedi, ben hesapladım dedi. Sen dedi dilden 70, ALES'ten 60. Ortalaman da dedi 3'ün üzerinde bitirirsen ÖYP ile dedi araştırma görevlisi olarak atanabiliyorsun dedi. Şöyle durdum, kafayı kaldırdım. Dedim ki ya Fırat, bir dedim gel otur. Önce dedim geldiğim belli olsun. Dedim yani bunu da nereden dedim çıkardın. Yani burada şunu anlatmak istiyorum aslında. Bir gün önce PKK'lılarla mücadele eden, hem fizik hem psikolojik olarak mücadele eden bir Türk genci akşamına da gidip arkadaşının, bir Eyüp Alper'in üniversite araştırma görevlisi atanma puanını hesaplayabilir. İşte Allah Resulüne soruyorlar, İslam dinini tarif eder misin diye. Samimiyet diyor. Daha sonra tekrar soruyorlar. Tekrar samimiyet diyor iki defa. Üçüncüyü sorma cesaretinde bulunuyorlar. Diyor ki samimiyet. Rahmetli de samimi olduğu için Rabbim ona nasip etti bunu. Allah mekanını cennet etsin. Ve ne hazindir ki bizim ÖYP puanımızı hesaplayan Fırat, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun doğum tarihinde Ege Üniversitesi'ne açılan bir kadroya başvurdum ben. Ve 20 Şubat 2020 tarihinde de rahmetlinin şehadet gününde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü'ne öğretim görevlisi olarak atandım. Rabbim bize bu bayrağı akademik anlamda taşımayı nasip etti. Başlama sebebi yani Ülke Ocak'taki oradaki teşkilatla tanışması üniversite kampüsünün içerisinde ilk sene girdiğinde malum o zaman çözüm sürecinden dolayı her tarafı zapt etmiş durumdalardı. Standlar açılmıştı, broşürler dağıtılıyordu. Bebek katilinin resimleri, broşürleri vardı, paçavraları asılıyordu. Fırat şok olduğunu söylüyorlar. O olayı yaşayan arkadaşları diyor ve oraya o standa bir tekme atıyor tek başına. Cem yardımcım dedi ki Fırat diye bir arkadaş var, onlar gelecek akşam. Akşam geldiler, yani ben böyle karşımda oturuyor. O gün edebiyatın önünden geçerken en az 7-8 tane masa, farklı fraksiyonlar masaları ve bunun en büyük hakimi zaten PKK Yurtsever Gençliklerinden o örgütün masası ve o masanın önünde bir Abdullah Öcalan fotoğrafı. PKK dergileri akşama kadar PKK marşları çalıyor. Fırat da ilk geldiğinde onları görüyor. Ve yani yapılacak, kimsenin yapamayacağı, cesaret edemeyeceği bir şeyi yapıyor. Yani hiçbirimiz onu yapmadık. Zaten hep de söylüyoruz, aramızda en gözü kara delikanlımız da oydu. Burada diyor ki bu faaliyetleri size yaptırmam diyor. Hatta masaya vuruyor. PKK oradaki öğrenciler şaşırıyor. İlk defa böyle bir tepki görüyorlar. Yani ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Fırat tek başına onlara karşı koyuyor. İşte akşam geldiğinde de Cem dedi ki böyle bir durum var. Fırat da konuşurken dedi ki ya bunlar dedi nasıl yapıyorlar? Ya dedim Fırat, yani şimdi sen dedim ilk defa geliyorsun, ilk görüyorsun. Biz 2007'de başlamışız, 4 yıl olmuş. Alışıyorsun dedim ya. Ya dedim nasıl alışıyorsun? Ya alışıyorsun. Yani bunu biz kabul ettiğinde ne var? Zoraki olarak alışıyoruz, mecburen alışıyoruz. Çünkü bir tepki verdiğimizde dönemin güvenlik güçleri üstümüze biniyor. Okul yönetimi üzerimize geliyor. PKK'lı öğrenciler hiçbir şekilde soruşturma geçirmiyor ama milliyetçi öğrencilerin hepsi soruşturma geçiriyor. Ve okul yönetimi polisin müdahale etmesini de istemiyor. Yani adeta kurtarmış bir bölge. Böyle bir durum var. Fırat dedi ki alışmam. Ya alışırsın dedi Fırat, yapacak bir şey yok. Dedi reis alışmam. Ya dedi ben alışmayacağım. Ki zaten hani 2015 yılındaki şehit olduğu döneme kadar da alışmadı. Üniversitede bebek katilinin fotoğrafını açanlar, Envali çeşit terör örgütünün propagandasını yapanlar karşıt görüş olarak nitelendirildi. Aslında olay öyle değildi. Fırat'ın şehit olması bu işin son noktasıydı.
Ben defalarca şahit oldum birçok üniversite kavgasında. Fırat gibi birçok arkadaşımız şehit olabilirdi. Her seferinde bizi Allah korudu. Üniversitede elinde bebek katilin fotoğrafıyla gezenlere karşıt görüş dediler. Bize de onlara karşıt görüş olarak söylediler. Şimdi bizim üniversitede bir algı daha var. Hani kavga ediyoruz diye bir kavgamız yoktu aslında. Her Türk genci gibi, Müslüman Türk genci gibi Fırat, Fırat'ın arkadaşları, diğerleri hepsi üniversiteyi okumak, vatanına, milletine faydalı olmak için buradaydılar. Bunun için gelmişlerdi ama ders arasına çıktığında teneffüste, kampüste bir terör örgütünün paçavralarının açıldığı kampüs düşünün. Mesela Edebiyat Fakültesi'nin bir tane öğrencisi yakalanmıştı üzerinde 800 gram patlayıcıyla. Daha sonra polislerin zaten dosyalarda mahkeme sürecinde söylediklerine göre birçok öğrencinin sempatizan boyutunda değil, bahar dönemi geldiğinde Kandil'e eğitime gidip çatışmalara gidip kış dönemi geldiğinde tekrar okula döndüğünü, yani aslında verdiğimiz mücadelenin dağdaki çatışanlarla aynı insanlarla mücadele verdiğimizi görmüş olduk. O zamanlar çözüm süreci var. Bak bu çözüm sürecini zaten ben hakkımı helal etmiyorum yani. Kusura bakmasın kimse. Yani kim o çözüm sürecinden bahsedenler de yeni bahsedenler var mesela. Bazı partilerde görüyorum yani. Hep bir parti ismi vermiyorum. Yani böyle bir dehşet bir şey olmaz. Onu konuşmak bile hata yani. Ben ilk gittiğimde haftada bir Abdullah Öcalan'ın özgürlük yürüyüşü vardı. En az 700-800 kişinin yürüdüğü bir şeyden bahsediyoruz. Yani yürüyüşlerden. Biz bunu dışarıya anlattığımızda kimse inanmıyordu. Çünkü İzmir'in göbeği, içeride PKK'lı öğrenciler var. İşte PKK faaliyet yapıyor dediğimizde kimse inanmıyordu. Ta ki bir Soma faciasından sonra PKK'lı öğrencilerin okulu işgal edene kadar. 3 gün işgal ettiler ve tüm o PKK yazıları sınıfların içerisindeki oradan çıktı. O zaman aslında bizi o zaman görmeye başladılar. Bu okulda boykot var diyerek öğrencileri çıkardılar, kapıları zincirlediler ve 3 gün boyunca hazırlık binasında kaldılar. En son polis helikopter destekli operasyon yaparak çatıya çıktılar çünkü. Öyle operasyon yaparak kurtardı ve 500 bine 600 bine yakın zararının olduğu söylendi bize. Ege Üniversitesi'ne bu zihniyetin sadece Soma faciasındaki zararı 500 bin TL. Ege Üniversitesi'ndeki ülkücü kardeşlerimiz kardeşlerini, ağabeylerini kaybettikleri gün sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2 metrekarelik bir cam kırılmıştır. Devletin malı. O da bir kardeşimiz sinirinden ölüm haberini aldığında cama kafa atmak suretiyle kırmıştır. Bizim devletimize verebileceğimiz zarar bu olmuştur. Canımız yandığı halde. Ama bu vatansızların sadece bir faciada ki andıklarını işte boykot ettiklerini söyledikleri bir faciada bu şekildeydi. Ben hatırlıyorum o dönemde Manisa Ülke Ocakları gitmişti Soma'ya. Soma'ya destek olmak bu şekilde olurdu. Yani o basit bir sağ sol kavgası ya da basit bir ideolojik ya da öğrenci kavgası değil. Burada devletin bekasını düşünen milliyetçi, ülkücü öğrencilerle devleti yıkmak isteyen PKK öğrencilerin kavgası. Ve bazıları da zaten mahkemede de bu ispatlandı. Çoğu dağda eğitim alıp ya da dağa gidip eğitim alıp gelen bireysel olarak şey yapılmış, eğitilmiş öğrenciler. Yani karşımızdaki, evet terörist karşımızdaki. En son Fırat'ın mahkemesinde ismi geçenlerden birisi İstanbul'da KCK yapılanması noktasına tutuklandı. Oğlum dedi, madem hani bu sıkıntıları yaşıyorsun, not ortalaman iyi, başka bir üniversiteye geçiş yap dedim. Bana dediği şuydu, anne dedi, ben dedi korkak birisi değilim dedi. Ben dedi sadece kendim için mücadele etmiyorum ki dedi. Benim amacım dedi bu yaşanan olaylar, ben mezun olduktan sonra ya da daha sonra gelen öğrenciler benim yaşadığım sıkıntılar içerisinde eğitim, öğretim görmelerini istemediğim için burada kalacağım ve mücadeleye devam edeceğim. Nitekim sonradan izlediğim videoları, özellikle o basın açıklamasında söylediği sözler, 20 kişi de kalsak, 30 kişi de kalsak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz diye. Azınlığın çoğunluğu tahakküm altına aldığı bir ortam var. Maalesef bu duruma ses çıkaran vatan evlatları burada bu kadarla sayılı. Bu teröristlerle mücadele etmek kolluk kuvvetlerinin asli görevidir. Onlar bu görevi yerine getirmedikleri için biz vicdani görev olarak onu kendimize şart koştuk. Ve bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunu da herkes bilsin. Mücadelemizden yılmayacağız arkadaşlar. Evet,
Atatürk için yürüyüşte. Fırat dedi ki böyle bir durum var. Bu arkadaşlar Atatürk resimli broşürü dağıtırken saldırıya uğruyorlar. Biz buna dedi tepkisiz kalamayız. Hani beraber yürüyüş yapalım deniliyor. Ben dedi yürüyüş yapacağım. Hepsine ne diyorsunuz? Biz de dedik ki iyi olur. Yürüyüşü yaptık, açıklamalar yapıldı. Gayet güzel bir yürüyüş oldu. Dönüşte polis barikatı da olsa biz geçerken bize sloganlarla bir şeyler fırlatmaya başladılar. Fırat önden fırladı her zamanki gibi. Çünkü dediğimiz gibi gözü kara ve hiçbir şeyden korkmuyordu. Özellikle bu konularda hiç yani canını hiçe sayıyordu. Yani ne olacak reis, canımız var onu da veririz diyordu. Fırladık, yetiştim. Orada bir düştüm, daha doğrusu düşürdüler. Zaten polis müdahalesi oldu. PKK'lı öğrenciler okul içerisine kaçtı. Burada bir yara oldu benim. Şimdi ben ocağa geçtim, tam mutfakta girdim. Çay almaya girdim, döndüm. Fırat geldi. Böyle gözleri zaten gülünce kısılıyor. Gülümseyerek geldi. Şuradan şurasıydı. Tam buradan beni öptü. Dedim oğlum ne yapıyorsun dedim. Yani, niye öpüyorsun yani? Ya dedi reis çok iyi oldu. Yani yıllardır zaten mağduruz. Yıllardır sıkıntı yaşıyoruz. Ve haklı olduğunuz bir şekilde orada gerekli tepkiyi vermişiz. Fırat da bundan çok mutlu olmuştu. Mutlu olduğu için işte benim o yaralanmadan dolayı o geldi yaramdan öptü. Ya bu da benim için hani ömür boyu unutamayacağım bir an. O zaman da anlatmıştım. En son 14 Ekim 2014'te Atatürk'e bayrağı ve saygı yürüyüşünde diğer sivil toplum örgütleriyle beraber bunu düzenliyor. İşte o zaten artık öğrenci kılığında PKK'ların, üniversitenin içerisindeki PKK'ların Fırat'ı iyice hedef almalarını sağlıyor. Sosyal medyada da o en öndeki beyaz gömlekli reis diye hitap ettiğiniz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'ndan sorulacak hesabımız var diye tehdit ediliyor. Ama Fırat tabii ki yine aldırmadan devam ediyor. Önceden planlanmış bir şey. Çünkü Fırat'ım oraya çekiliyor. Öğrenci kılığındaki PKK'lı Nurullah Semo tarafından hakikaten kahpece şehit ediliyor. Ben mahkeme sürecinde hani neden Fırat yalnız kaldı bu mücadelede? Ya Fırat çok böyle deli dolu hareket eden ve bir şey yapacağı zaman arkasına hiç bakmadan kendi başına korkusuzca üzerine gittiği için içeriye giriyor. Zaten kameralarda da gördük. Bir şekilde çekiliyor oraya. Kamerada gördüğüm kadarıyla artık neler söyleniyor bilmiyorum. Fırat küfüre karşı, anneye babaya, vatanı millete söylenen küfürlere çok büyük tepki gösteriyordu. Ben diyorum herhalde o şekilde çekiliyor. İçeriye girdikten zaten bir 25 saniye sonra kendisi bıçaklanmış bir şekilde altı yerinden. Kendisi yürüyerek çıkıyor. Oradaki bir sandalyeyi çekiyor. Üzerine oturduktan sonra kendini kaybediyor. Şey deniliyor, ambulans 45 dakika sonra geldi. Hani ben bizzat gördüm. Evet, geç geldi ama 25 dakika sonra geldi. Bir de şöyle bir şey yapılmış. İlk 5 dakika içerisinde geldiğinde bir ambulans. Oradaki öğrenciler, PKK sempatizanı ya da PKK'lı öğrenciler ambulansın önünü kesiyor. Esas yaralı burada deyip oraya yönlendiriyorlar zaman kaybedilsin diye. O sırada anonslarla esas Fırat'ı söylüyorlar orada sıkıntı yaşayan bir öğrencimiz var diye. Bunu fark edince sağlık memurlarını bir dershaneye kilitliyorlar. Yani bütün bunlar mahkemede söylenen. Orada kilitliyorlar ki Fırat'ın yanına gitmesinler diye ve bu nedenle de kan kaybından oğlumuzu kaybettik. Rahmetli Fırat şöyle sedir bir sandalyenin üstünde oturuyordu. Ben hemen şey yaptım işte kendimce sohbet, kardeşimin ismi bir şey yok, sıkıntı yok gibisinden. Abi dedi nefes alamıyorum dedi. Tabii biz o ara ambulans derken bağırıyoruz, sesleniyoruz hani ambulans alıyor. Arkadaşlarımız tabii herkes hep birden işte ambulans alıyor. O ara eczacılıktan birkaç hani tıbben müdahale edecek arkadaşlar geldi. Tabii onlar müdahale etti. Biz ambulans bize gelmiyor. Yani okulda ambulans sesleri var ama bize hiçbir ambulans gelmiyor. Bizim arkadaşlarımıza bizle beraber, benle beraber birkaç arkadaşımız işte o anki reislerden bağırdılar. Yani en son ben bağırdım, gidin bir araba gasp edin gidin ya dedim. Bir araç yok mu dedim, gidiyor dedim. Birkaç arkadaşımız bir ambulans başka bir yere giderken
Ambulansı gasp etti bizim arkadaşlarımızdan. Ambulans yine bize gelmedi. Ambulans içerisindeki görevli bayan arkadaş bizim arkadaşlarımızı aldı. Siz gelmiyorsanız bu arkadaş bizimle gelecek diye ambulansı zorla bizim Murat Yılmaz Çakıroğlu'nun Çağdaş Şerbet içtiği yere zorla getirdik yine. Kelime şehadet getiriyordu. Ben geldiğimde şehadet getiriyordu. Helallik istedi bizden. Ben hatta şey yaptım, hani dur dedim, ne helalliği daha, dur bismillah bir şey yok kardeşim, ufacık yaradan ne olur bize falan filan. Ne abi, hakkını helal et, bizde yemeğin çok dedi. Hani oraları geçelim. Bizden yana hakkımız helal olsun. Onun da bizde hakkı var. O da bize helal ettiğine inanıyoruz. Ve bunun içinde FETÖ da vardı. Şimdi ileride inşallah bunların hepsi çıkacak, ben eminim. Çünkü yeni yeni savcılarımız yetişiyor, hakimlerimiz yetişiyor. Ben onlara güveniyorum. Fırat'ı yani sadece o şerefsiz tek başına katletmedi yani. Onun yanında en az 3-5 kişi vardı. Ya bıçakladıkları yerler, doktor bana söyledi. Biz bile dedi buraları dedi bilemeyiz dedi. Otopsi yapan doktor. Yani o kadar şey, profesyonel insanlar bunlar. Bir kişi olamaz. Açık alanda falan Fırat'ı bıçaklama şansı yok kimsenin. Benim diyor ölsem, şehit olsam fotoğrafımı diyor asar mısınız ocağa diyor. Çünkü Bornova Ocak'ta bir tek vakit geçirir bir tek birlikte. Diyor ki asar mısınız diyor ocağa. Bir söylüyor, iki söylüyor. Ocak başkanı en son diyor ki ya Fırat diyor sen diyor şehit olma, ben bütün ocağın duvarlarına senin fotoğrafını asarım diyor. Ve o fotoğrafı atmak bize nasip oldu. Rahmetli'nin fotoğrafını ki Ege Üniversitesi'nde ilk değildir Fırat. Yine bir okul başkanımız Suat Kürşat ağabeyimiz PKK'lı teröristlerle 79 yılında şehit ediliyor Ramazan günü. Rahmetli Ali Bülent Orkan'a ya da Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızın hepimizin Ali Bülent Orkan hayranlığı vardı. Son zamanlarında işte Ali Bülent abinin fotoğrafına bakarak ne kadar yakışıklı bir insan dediğini biliyor arkadaşlar. İşte, diyor ki ya çok yakışıklı, işte şehit, biz de şehit olabilir miyiz? Diyorlar ki mesela bazı bu sol yayınlarda falan bu daha çok PKK yanlı şeyler, gazeteler, onlar malum zaten. İşte Fırat'ı kahraman yaptılar diyorlar. Kahraman yapmaya çalışıyorlar diyorlar. İnsanlar kahraman kendi olamaz. Kahramanı millet, vatandaş seçer. Fırat da kahramanlar, kahramanın kahramanıdır. Ben şimdi gurur duyuyorum çünkü artık şehadetiyle ancak bunu başarabildi. Bana hep derdi, biz konuşurduk. Oğlum bu düzen ne zaman değişecek diye. Anne merak etme, bu düzeni bir gün ben değiştireceğim diyordu. O zaman da işte 14-15 yaşında delikanlıydı. Ben şimdi anlıyorum, şehadetiyle evet bazı düzeni değiştirecek. Çünkü görüyorum ki yüz binlerce evladım Fırat'ımın yolunda devam edip onun başardıklarını daha da ileriye götürüp çok daha güzel yaşanabilecek bir ülke olması için, bu sıkıntılar olmaması için mücadele edecekler. Onun yolunda devam edecekler. Ben bir de bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gazetelerde hep karşıt görüşlü öğrenci diye nitelendiriliyor. Özellikle bunu altını basarak basarak söylemek istiyorum. Karşıt görüşlü öğrenci bir şey yoktu. Orada tamamen vatan hainlerle vatanseverler. Hani bundan sonra basın yayın Fırat'ımla ilgili bir haber yaptığı zaman özellikle bunun altına yani bu şekilde yazarsa, çünkü gerçekten ve öyle olduğu da ispatlandı zaten. Sadece ülkücü camiası, milliyetçi camiası değil, tam zıt görüşlü olan insanlardan bile ben başsağlığı ve hayran olduklarını, böyle bir evlat yetiştirdiğim için de bana çok teşekkür ettiklerini, yani ben şunu söylemek istiyorum, Fırat'ım Türkiye'nin evladı oldu. Yani farklı görüşten bir sürü insanlar Fırat'ıma üzüldü. Benimle birlikte yeri geldiğinde ağladılar. Ve işte bir şekilde bu nedenle o düzen değişeceğine inanıyorum. Ölümüyle beraber Türkiye'de birçok şeyi değiştirdi. Çok fazla değil, 3-5 ay sonra
ülkedeki çözüm süreci rafa kaldırıldı. İlk önce buzdolabına koyuldu denildi. Ondan sonra bilge liderimiz o buzdolabının fişini öyle bir çekti ki insanların intikamını almıyorsunuz dediği yerde Sur'da, Güneydoğu'da, Elbap'ta, Kandil'de halen daha Fırat'ın intikamını alındığını ben adım gibi eminim. 15 Temmuz'dan sonra ülkemizde bir ittifak kuruldu. Bu ittifakın en büyük yola çıkış noktası yerli ve milli olmasıydı. Bu yerli ve milli iktidarın ilk işi devletin içerisine sızmış hem FETÖ'cü hem de vatan haini yapılarla mücadele etmekti. Şimdi 3 kişi bir araya gelirse emniyet hemen alıyor. Eylem yapmaya çalışırlarsa çevik kuvvet müsaade etmiyor. Zaten 15 Temmuz o hain kalkışmadan sonraki yapı değiş, içerideki emniyet yapılanması değiştiği için de emniyetin de zaten sonrasındaki tavrının değişmesinden dolayı okulda şu an hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür arkadaşlarımız hala okuyorlar, devam ediyorlar. İşte şimdi Fırat'ım sayesinde gerçekten bir şeyler değişti. Ege Üniversitesi'nde bayrağımız Fırat'ımın şehit edildiği yerde asılıyor. Aynı zamanda 1302 nolu dershaneye de Fırat'ın ismi verildi. Bir kere en önemlisi şu, 3 sene önce ben çok dua ettim. Çünkü ilk zamanlarda Fırat'ım için arkadaşları kütüphane açmak istediğinde adına kimse yanaşmadı. Siyasi bulunduğu için yanaşmadı. Ve o zaman çok dua ettim. Allah'ım dedim, inşallah dedim bir gün İzmir'de, özellikle Bornova'da Fırat'ımın ismini taşıdığı bir okul, ilkokul olsun, anaokul hiç fark etmez dedim. Ve çok şükür o da gerçekleşti. Birçok yere adı veriliyor. İnanın şu an hani saymakla bitmez. Benim bildiğim, aklıma şu an gelmiyor heyecandan, en az 25 tane, ben hani saydığımda 25 tane öyle park var. Spor kompleksi açıldı. Kütüphaneler açılıyor, okullarda açıldı. Yani ben şunu fark ediyorum, Fırat söylediği her şeyi tek tek gerçekleştirdi. Benden sonra gelecek öğrenciler benim yaşadığım sıkıntılarla yaşasın istemiyorum, bunun için mücadele ediyorum dedi ve şu an öyle bir ortam yaşanıyor. Sadece Ege Üniversitesi'nde değil, birçok üniversitelerde artık tamamen temizlenmiş durumda. Tabii belki temizlenmemişler, seslerini çıkartamıyorlar bu yaşananlardan ve şu anki onlara bakış açılarından dolayı artık ispat edildi yani vatan hainleri olduğu, PKK'lı oldukları. Yani biz bir tarafta vatan hainleri var biliyorsunuz. Onlar belli zaten. Diğer tarafta da vatansever. Biz, bana göre herkes vatanını seviyorsa benim için önemli olan odur yani. Benim düşmanım vatan hainleridir. Artık devletimiz, Allah razı olsun, bak bir şey söyleyeyim, o da çok güzel. İçişleri Bakanımız çok iyi çalışıyor. Helal olsun. İntikamını alıyorlar. Fırat'ın intikamını da aldılar. Alıyorlar yani. Belki de o orada olan şerefsizlerin çoğu da öldü yani. Bizim bildiğimiz öldürüldü yani. Çünkü o Ege Üniversitesi'ndeki o vatan hainlerinin çoğu gidip orada çarpıştı zaten. O Kobani'de falan. Hep yanımdalardı. Özellikle buradan Olca evladıma da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız Olcay bırakmadı. Kılavuz. Evet, Olcay Kılavuz sayın milletvekilimiz oldu şimdi. Mersin milletvekili. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Gece gündüz ne zaman bir şey sormak istiyorsak rahatlıkla arayabiliyorduk. Tabii diğer Fırat'ımın arkadaşları, Milliyetçi Hareket Partisi camiasından da arandım. Hep yani diyorum ya, onların sayesinde dik durabiliyorsam ben artık evlatlarım diyorum. Tüm evlatlarımın bana gösterdiği saygı ve Fırat'ın sevgilerini, onunla karşı, Fırat'ıma karşı olan sevgiyi gözlerinden zaten okuyordum. Onun için benim amacım daha çok evlatlarıma Fırat'ı anlatmak ki bir hedefi koydukları zaman ona ulaşmaya çalışsın. O yüzden evlatlarımla bir arada oturmayı, konuşmayı, sohbet etmeyi. Onun için size de bu vesileden dolayı tüm evlatlarıma, Fırat'ı belki tanımayıp da onu araştıracak olan ve bu yolda devam edecek, vatan millet için bir şeyler yapacak evlatlarıma da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah tüm evlatlarım. Yolları açık olsun, bahtları da güzel olsun inşallah. Fırat'ın mahkemeleri sürecinde Allah rahmet eylesin Fethi Sekin, Aslanoğlum o da. İkinci bir oğlum.
koşarak bana gelmişti. Fırat'ın mahkemeleri sürüyordu. Gelmişti, elimi öpmüştü. Onu da hiç unutamıyorum. Sarıldık falan. Saygıyla elimi öptü. İşte aslan gibi evlat yetiştirmişsin. Allah razı olsun dedi bana. Biraz konuştuk. Zaten oranın sorumlusu oydu. Yani bizim mahkemelerimiz epey uzun sürdü. Fırat'ın hatta resimlerinin önünde fotoğraf çektirdi kendisi. Allah rahmet eylesin. Vatanseverler var, bir de vatan hainleri var. Bizim vatansever şehitlerimiz onlar. Hepsine Allah rahmet eylesin diliyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarına da Allah rahmet diliyorum. Fırat da gerçekten tam bir Atatürkçüydü. Allah rahmet eylesin. Bu arada ülke ocaklarına Allah razı olsun hepsinden. Özellikle Olcay Kılavuz, buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Devlet Bahçeli Bey'e de çok selamlar. Onlar da çok hep arkasında durdular Fırat'ın. Hepsinden Allah razı olsun. Hakkım helal olsun hepsine. Bir de bizim bu Ali Ağa Belediye Başkanımız Serkan ve Süleyman Bozkurt. Bunlara da çok teşekkür ediyorum. Fırat rahmetli olduktan bir sene sonra beni buraya getirdiler. Hiçbir şeyim eksik değil. Allah razı olsun hepsi. Manevi olarak bana çok yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. O çok iyi yerde zaten. Ona da eminim. Şehitlik herkese şey değil. O güzel yüzüyle unutulmayacak. O şekliyle kalacak. Yani insanlar ölecek ama mesela son şekilleriyle ölecek. Kim olursa olsun. Ama bu oğlum Fırat Yılmaz Çakıroğlu Türk milleti olduğu müddetçe unutulmayacak. Son efen gidiyor, ey Ege uyan. Sen yazmadan tarih, seni yazdı Fırat. Sen yazmadan tarih, seni yazdı Fırat.